Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniz Fethiye verdi Bugünkü dersimizde 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı, A, B, C eleman reel sayı, X ile Y değişkenler olmak üzere, AX artı B'ye eşittir C şeklindeki denklemlere 1. dereceden iki bilinmeyenli denklemler adı de verilir. Bu denklemi sağlayan x ve y gerçek sayıları ise x,y sıralık ikilisi olarak yazılır ve bu sıralı ikiliye denklemin çözüm kümesinin bir elemanı denir. Ax artı by eşittir c birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin grafikleri ise doğru belirtir. İlk örneğimizde inceleyelim. 2x eksi 3y eşittir 12. Gördüğünüz gibi birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem. Bu denklemi sallayan tüm xy sıralı ikililerinin analitik düzlemde birlikte grafiği çizmek istiyorsak bu denklemi sağlayan xy sıralı ikilisini bulmamız gerekiyor. Peki xy sıralı ikilisi nasıl bulunur? Şöyle bulunur. Denklemde x gördüğümüz yere 0 yazarak y değerini yani y eksenini kestiği nokta bulunur. y gördüğüm yere 0 yazılarak da x eksenini kestiği nokta bulunur. Bulalım x gördüğüm yere 0 yazarsam burası sıfırlanır. Eksi 3y eşittir 12 yapar. Buradan da ki denklemi eksi 3'e böldüğümüzde y değeri eksi 4 olarak bulunur. y eksenini eksi 4 noktasında kesiyormuş. Aynı şekilde y'yi 0 verip şimdi de x değerini bulacağız. y'yi 0 verdiğimde burası sıfırlanıyor. 2x eşittir 12 bulunuyor. Denklemi 2'ye böldüğümde x değeri 6 olarak bulunur x ekseninde 6 noktasında kesiyor. O halde analitik düzlemde gösterin diyordu. Hemen x, y koordinatlarımı çiziyorum. Burası x doğrusu biliyorsunuz. Burası da y doğrusu. Burası da orijin. x eksenini nerede kesiyordu? 6'da. y eksenini nerede kesiyordu? Eksi 4'te. İşte bu iki noktadan geçen doğrumuz 2x eksi 3y eşittir 12 doğrusudur. 2x eksi 3y eşittir 12 yerine 12'yi sol tarafa atarsak artı 12'yi de eksi 12 diye geçer. Eşittir sıfır doğrusu da diyebiliriz. Yani iki bilinmeyenli denklemler analitik düzlemde ne belirtiyormuş? Doğru belirtiyormuş. Bir sonraki örneğimizde bir su deposunda 200 litre 240 litre su vardır. Bir saatte 5 litre azalan suyun zamana bağlı değişimini gösteren denklemi bulup grafiğini çiziniz diyor. Şimdi 240 litre su var başlangıçta. Biz zamana t diyelim. Her t zamanda 5 litre su azalıyor. O halde azalan olduğu için çıkarma yapacağız. İşte su miktarı da s dersek su miktarı her saat başı 5 litre azalacağından denklemini bu şekilde kurabiliriz. Başlangıçta 240 olduğunu biliyoruz zaten. Peki su miktarı ne zaman sıfırlanıyor onu bulalım. Yani sıfır eşit diyelim. 240-5T eşittir sıfırdan. Eksi 5T'yi karşıya gönderelim. 240 eşittir 5T'den T'yi bulmak için her iki tarafı 5'e böldüğümüzde de T eşittir 240 bölü 5'ten 48 saat sonra sıfırlanacağını buluyoruz. Peki grafimizde bu eksene su dersek, buraya da saat dersek Başlangıçta biliyorsunuz ki su miktarı 240'tı. Ne zaman su miktarı sıfırlanıyor? 48. saatte. O halde ikisini birleştirirsek grafiğini de bu şekilde gösterebiliriz. Örnek 48'e bakarsak bir parkta toplam 40 tane bank vardır. Bunlardan bir kısmı üçer kişilik, geri kalanları ise 4'er kişiliktir. Banklara toplam 146 kişi oturabildiğine göre 4 kişilik ve 3 kişilik bank sayılarını bulunuz. Şeklindeki bir problemin çözümü için gerekli denklemleri kurunuz diyor. Öncelikle bank sayısını biliyorum ve bankların 3'er kişilik ve 4'er kişilik olduğunu biliyorum. Tabii ki harflendirme yapacağız. 4'er kişilik olanları x diyelim, 3'er kişilik olanları da y diyelim. İlk denklemimizi yazalım. Toplamda 40 bank vardı. Bunlar bank sayısıydı X ve Y değil mi? X tane bank ile Y tane üçerli bank toplam kaç tane bank vardı? 40 eşitti. Bir de neyi biliyordum ben? Kişi sayısını. Y tane banka üçer kişi oturursa toplamda kaç kişi oturur? 3 Y kişi oturur. X tane banka dörder kişi oturursa toplamda kaç kişi oturur? 4 X kişi oturur. Ve toplam kişi sayısı da 146 olduğuna göre 146'ya eşitleriz. İşte bu iki denklem problemin çözümü için gerekli olan denklemlerdir. Peki bu denklem çözümü nasıl olur? Şimdi ona geçiyoruz. ax artı b'ye eşittir m, cx artı d'ye eşittir n. Yani yukarıda gördüğünüz örnekteki gibi eğer iki tane denklem karşınıza gelirse bunlara birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir denklem sisteminde üç farklı yolla çözülebilir. Birincisi yok etme metodu, ikincisi yerine koyma metodu, üçüncüsü de grafik çizimiyle. İlk ile başlayalım. Yok etme metodu. Denklem sisteminde bilinmeyenlerden herhangi birinin kat sayısı, diğer denklemdeki aynı bilinmeyenin kat sayısıyla mutlak değerce eşit, işaret bakımından da ters olacak şekilde düzenlenir. Taraf tarafa toplama yoluyla da seçilen değişken yok edilir. İlk örneğimizi inceleyelim. Örnek 49'a bakalım. 2x artı 3y eşittir 11. Diğer denklemimiz 3x artı 4y eşittir 15 olarak verilmiş. Hangi değişkeni yok etmemize siz karar verin. x'i yok edelim. x'i yok etmek için kat sayılar mutlak değerde eşit ve ters işareti olacak şekilde yapacaktık. 2 ve 3 6 eşitlenir. O halde burayı 3 ile çarpayım. 6x yapsın. E burayı yok etmek için taraf tarafa topladığımda eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Bakın yukarısı 6x olur. Aşağısı da eksi 6x olur. Taraf tarafa topladığımda gider. Bu şekilde tüm denklemi genişleteceğiz. İlk denklemi 3 ile çarpıyorum yani. 6x yapar. 3 ile çarptığımda 9y yapar. 3 ile çarptığımda 33 yapar. İkinci denklemi de eksi 2 ile genişletiyorum tamamını. Eksi 2 çarpı 3 x'ten eksi 6 x yapar. Eksi 2 çarpı 4 y'den eksi 8 tane y yapar. Eksi 2 çarpı 15'ten de eksi 30 yapar. Daha sonra taraf tarafı toplayacaktık. Zaten x'li olan terimlerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Amacımız buydu. 9 tane y'den 8 tane y çıkarırsak y kalır. 33'ten 30 çıkarsa 3 bulunur. Y değeri bulundu. Herhangi birini bulduğumuz an zaten götürüp denklemde yerine yazıp yerini buluyoruz. Burada istediğiniz denklemde yazabilirsiniz. Ben ilk denklemde yerini koyayım. 2x artı 3 yde 3 çarpı y gördüğüm yere 3 yazdım. Eşittir 11'den. 3 kere 3 9. 2x artı 9 eşittir 11'den. 9'u karşıya gönderdim. Eksi 9 olarak geçer. 11'den 9 çıktı 2. 2x eşittir 2'den x değeri de 1 olarak bulunur. X'i ve y'yi bulduğumuza göre çözüm kümesini bulduk. Çözüm kümesi diyorum. Sıralı ikiliden oluşuyor. X değerine 1, y değerine 3. Bu şekilde bulduk. Bir diğer sorumuza gelirsek örnek 50. Bu sefer paydada x ve y değişkenlerimiz var yine aynı şekilde yok etmeye çalışacağız. 1 bölü x, 3 bölü x, 2 bölü y, eksi 4 bölü y. Y'leri yok edelim mi? Burası eksi 4 bölü y ise burası da artı 4 bölü y olduğunda taraf tarafa topladığında götürür. Artı 4 bölü y olması için denklemi neyle genişletmem gerekiyor? 2 ile. Bütün denklemi 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 1 bölü x'den 2 bölü x. 2 çarpı 2 bölü y'den 4 bölü y eşittir. 2 çarpı 4 bölü 3'ten 2 kere 4, 8 bölü 3. Aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum. 3 bölü x, eksi 4 bölü y eşittir, eksi 1. Taraf tarafa toplayacağız. Artı 4 bölü y ile eksi 4 bölü y'nin birbirini götürdüğünü görürsünüz. 2 bölü x, 3 bölü x daha topladığımızda 5 bölü x yapar. Eşittir. 8 bölü 3 eksi 1 Bir yerine paydayı eşitleyip 3 bölü 3 yazabilir miyim? E 8 bölü 3'ten 3 bölü 3 çıkarırsak 5 bölü 3 5 bölü x eşittir. 5 bölü 3'ten paylar eşitse paydalar da eşit olur. x yerine olarak bulunur 3 Dediğim gibi herhangi birini bulduktan sonra götürüp denklem diğerine yazıyoruz y değerini buluyoruz. x değeri 3 ise hangi denklem değerini yazayım? Burada yazayım. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 4 bölü y eşittir eksi 1'di. 3 bölü 3 ne yapar? 1 yapar. 1 eksi 4 bölü y eşittir eksi 1'den. Eksi 4 bölü y'yi karşıya eksi 1'i de sol tarafa atalım. 2 yapar eşittir. Sağ tarafa gelince 4 bölü y yapar. İçler dışlar. Buradan da y değeri arkadaşlar 2 olarak bulunur. x değeri 3'tü. y değeri de 2 idi. O halde çözüm kümemi oluşturan sıralı ikilimiz x değeri 3, y değeri 2 olan bu sıralı ikilidir. Yok etme metodunu bitirdik. Sırada eline koyma metodumuz var. Denklem sistemindeki denklemlerden herhangi birinin herhangi bir değişken eşitliğinin bir tarafında yalnız bırakılır ve diğer denklemde eline yazılır. Yine iki tane denklem verildiğinde 5x artı y eşittir eksi 5 olarak verilmiş. Diğer denklemimizde eksi 2x artı 3 çarpı y eşittir 19 olarak verilmiş. Bu iki denklemden yerine koyma metodunda şunu yapalım. İlk denklemde y'yi yalnız bırakalım. O zaman karşıya gönderdim. y neye eşit oldu? Eksi 5. Karşıya gidince eksi 5 xe Y'yi yalnız bıraktıktan sonra ikinci denklemde y gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Yazıyorum bakın. Eksi 2 x artı 3 çarpı y gördüğüm yere eksi 5. Eksi 5 x yazdık. Eşittir 19'dan. Hemen denklemi çözelim. Eksi 2 x. 3'ü parantez içine dağıttım. 3 çarpı eksi 5. Eksi 15. 3 çarpı eksi 5 x. Eksi 15 x. Eşittir 19'dan. Eksi 2 x. Eksi 15 x daha. Eksi 17 x. Eksi 15'i karşıya gönderirsek. Artı 15 diye geçer. 19. 15 daha 34 yapar. x'i bulmak için her iki tarafı 17'ye bölerim. eksi 17'ye. X değerimiz de buradan eksi 34 bölü 17'den eksi 2 olarak bulunur. Herhangi birini biliyorsunuz bulduktan sonra götürüp denklemde yerini yazıyorduk. Y değerini buluyorduk. Hemen şurada yerini yazalım mı? X gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda Y değerimiz de eksi 5. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsak artı 10'dan 5 olarak bulunur. O halde çözüm kümemizi hemen yazıyorum. X yerine eksi 2, Y değerine 5. Eksi 2 virgül beş, sırada ikilisinden oluşur. Üçüncüsü de grafik yorumuydu. Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem çözümünün çözüm kümesini oluşturan sıralı ikililer analitik düzlemde bir doğru belirtirdi. Bunu biraz önce gösterdik. Denklem sistemi oluşturan denklemlerin belirttiği doğruların kesim noktası ya da noktaları bu denklem sistemini çözüm kümesini oluşturur. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulup çözüm kümesinin grafiksel yorumunu yapınız diyor. Şimdi ilk denklemde çözümü bulabilmek adına üstteki denklemi taraf-tarafa topladığımda birbirini götürmesi için eksi 3 ile genişletirsem ne yapar? Eksi 3x, eksi 3y eşittir, eksi 15 yapar. Alttaki denklemde 3x artı 3y eşittir 15'ti. Taraf-tarafa topladığımda 0 eşittir 0 gelir. Elde edilen bu doğru eşitlik denklem sisteminin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olduğunu gösterir. İkinci denklemi her iki tarafı 1 bölü 3 ile çarpılırsa da bakınız 3x artı 3y eşittir 15'te Her iki tarafını 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Denklemin 1 bölü 3 ile çarptığımda x olur. 1 bölü 3 ile çarptığımda 3 ve paydadaki 3 gider y olur. 1 bölü 3 ile çarptığımda 15 bölü 3'ten 5 olur. Aslında verilen iki denklemin yani birbiriyle aynı olduğunu gördük zaten. Yukarıdaki denklem, ikinci denklemi gördüğünüz gibi eksilisi. Yani grafikleri aynı doğruyu belirtir. Bu duruma doğruların çakışık olması adı verilir. Çakışık iki doğrunun tüm noktaları ortaktır. Yani bu iki denklem eksilisi olduğu için direkt aynı noktaları gösterir. Denklem örnek 13 53'te de yine bir denklem var. Yine çözüm kümesini bulunuz diyor. 3x-y eşittir 3 denkleminde x'e 0 verdiğimde y değeri eksi 3 çıkıyor. y'ye 0 verdiğimde x değeri de eksi 1 olarak bulunuyor. O halde x'i e 0, y'si eksi 3 y'si 0 x'i e 1. Bu noktalardan geçen doğrudur bu. Peki diğeri x artı 2 y eşittir 8. x'e 0 verdiğimde y'si 4. y'ye 0 verdiğimde de x'i 8 olarak bulunuyor. Bu doğrumuzda 0,4 ile 8,0 noktalarından geçer. Bu iki doğruyu çizdiğimizde grafiksel olarak bakınız. İlki y'si eksi 3, x'i 1'di. y'si eksi 3, x'i 1'di. Bu doğrumuzdu buradan geçen. Bir diğeri de <laughs> x'i 8, y'si 4'tü. Buradan geçen doğrumuz. İki doğrunun grafiği çizildiğinde kesişme noktası denklem sisteminin çözüm kümesi olur. Kesişme noktası da (2,3) noktasıdır. Grafikten de dediğim gibi denklemin kesim noktasını bulabilirsiniz. Örneğin bu denkleme bakalım. İki tane denklem sistemine. x eksi y eksi 6 eşittir 0. Eksi 3x artı 3y artı 12 eşittir 0. Bakın yukarıdaki denklem aşağıdaki denklemin eksi 3 katımı. Gördük mü bunu? Çarptığımda çünkü eksi 3x eksi ile eksinin çarpımından artı 3y eksi ile eksinin çarpımından artı 18 gelir. Şurası eksi 3 katı direkt. Yazıyorum bakın. Eksi 3x artı 3y artı 18. Eşittir 0. Bir diğeri de eksi 3x artı 3y artı 12 eşittir 0'dı. Eğer ki böyle yaptığımızda x ve y'nin önündeki kat sayılar birbirine eşit gelirse bu doğrular için paraleldir yorum yapılır. Paralel doğruların kesiştikleri bir nokta var mı? Hayır, yok. E, yok olduğu için de çözüm kümesi boş küme olur. Paralel iki doğru birbirini kesmez. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi çalışmalar.